Evet arkadaşlar merhaba. 8 Mart 2022 Salı akşamı tekrar Mahoning Valley'deyiz Amerika'da. Amerika'da baktığımız zaman tam 7 koşulu bir program var bize yansıyan kısmıyla. Aslında orada 8 koşu ama oradaki ikinci koşu bizim birinci koşumuz oluyor. Saat 21.12'de birinci koşuyla beraber 7'li plase başlıyor arkadaşlar. Evet bugün güveniyoruz arkadaşlar. İki tane tekimiz, iki tane de alternatif bankomuz var. İki ayakta da işte normal atlarımızı yazıyoruz. Bu şekilde güzel bir şablon oluşturmaya çalıştık. Satış kursuyla başlıyoruz. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, tüm atlar Ohio Origin. Burada USA yazıyor TCK ama ben Ohio Origin olduğunu size söyleyebilirim. Altın malı Shift Back At. Burada bankomuz, yani bankomuz derken 7'li plase için banko. Bu altılı ganyandaki iki tane bankomuzla karıştırılmasın. 7'li plase için Chief Big Head rahatlıkla tek atabilirsiniz arkadaşlar. Jeffrey Sanchez'de grubunda zaten bir tık üstünde kalıyorum safkan. Bunlara iki tane rakip var. İkili oynayacak olan arkadaşlar için 3 numaralı Rolling Way Over, Charlie Oliveros'la ve 2 numaralı Mobile At Last, T.D. Houghton'la. Evet, 6 numara 7'li plasede tek, 3 ve 2 rakipleri dedik. Şimdi ikinci koşuya geçiyoruz. İkinci koşu altılı Ganyan'ın da birinci ayağı satış koşusu şartlı. Dişi 3 yukarı İngilizler. 1600 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar şimdi burada tabii ki karışık orijinler var. Bunları sizlere hani söylemekte yarar var. Öncelikle bizim burada bir alternatif bankomuz var birinci ayakta. Dileyenler bunu kullanabilirler kendilerinin yararına. 3 numaralı Overstate Angel Diaz'la Ontario orijin olan bu safkan. Arkadaşlar Sharon Sessatto bunların sahibi. Aynı zamanda antrenörünü de kendileri yapıyor. Çalışmaları da tamamıyla 27 Şubat'ta göstermelik çalışması var. 50.10, 51.30 böyle çalışmalarla. Evet, Overstate burada. Angela Diaz'la alternatif bankomuz. Bunun safkanı rakip olarak 2 numaralı Flexin. Luis Alberto Batista ile Kentucky orijin arkadaşlar. Ha, geliri var mı? Bu safkandan sonra bize göre geliri var tabii ki. Baktığımız zaman 50.40, 47.30'luk ve 50. en son 50.40'lık bir 26 Şubat çalışması gözüküyor. 4 numaralı Paşa Time, evet Charlie Oliveros'la burada 3. atımız Florida orijinli bir safkan bu da. Biraz böyle hafif sürprizde kalıyor olabilir. Herhangi bir çalışması yok ama sahipleri Emi Sondage diye bir grup. Kendileri çalıştırıyorlardır bu atı tabi. Handikap puanı da biraz yukarı aşağıda kaldı. Sürpriz konumunda ve son olarak da 6 numaralı Catch My Kitty Yuri Yaranga ile burada Kentucky orijin olan bu safkanın da geliri var mı? Var. Arkadaşlar biz 7 numarayı yazmadık ama dileyenler yazabilir. Zoraki birinci olmuş bir safkan bu ama isteyenler bazen böyle geliyor safkanlarda arka arka. 3 alternatif banko 2 4 6 dedik. Artı ilerleyenler 7'yi de düşünebilir dedik. Evet, 3. koşudayız. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı satış koşusu. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada tam 7 tane safkan görüyorsunuz. Bu 7 tane safkan içerisinde bugünkü ilk tekimiz var. 7 numaralı Otto Lakiet T.D. Houghton'la. Otta like it. You otta like it. Yani beraber yazım olduğu için tabii. Yani üç tane koşuyla beraber 73 handikap puanına ulaşmış grubun iki kat üstünde olan bir safkandan bahsediyoruz. Kazanması gayet doğal olacaktır. Bu arada buradaki bütün atların orijinali de Ohio orijin. Onu da size bilgi olarak verelim. Evet, en sonunda bir 26 Şubat'ta 49.80'likte bir çalışması var. 7 numara bankomuz arkadaşlar. 4, ha, ikili oynayacak olan arkadaşlarımız için de 4 Johnny C, 6 Forinch ve 3 Ella da Pinot arkadaşlar rakip, yani rakip derken ikincilik rakipleri birbirinin.
Dördüncü koşu. Maiden, dişiler, 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çıkacaklar. Tüm koşular zaten Mahoning Valley'de, biliyorsunuz kum pistte. Çok şükür böyle sentetik mentetik bir şeyler yok. Kafamızı karıştırıcı, yani idmanlardan da anlayamıyoruz. İdman iyi çıkıyor. Kum idmanları süper arkadaşlar. Atı bakıyoruz 6. oluyor tek verdiğimiz at, yani 5. oluyor. Yani sentetik de performans gösteremeyen birçok safkan oluyor. Gulfstream Park'tan bahsediyorum tabii. Evet, şimdi dördüncü koşu bizim en fazla at yazacağımız yerlerden bir tanesi. 6 tane at yazacağız ki burada imkanı olanlar burayı, yani kapatmak biraz şey olur, lüks olur, ama yine de biz 6 atımızı verelim. İlk 3 at mutlaka, yani siz eğer burayı çok at yazmayacaksınız, ilk 3 atımızı en azından yazın. 3 numaralı Charlie Q Blue. Yani bu zaten takip ettiğimiz bir safkan, Kentucky Origin. Eric Barbaran biniyor. Bu böyle Eric Barbaran da bindiği zaman mutlaka kazanmak için koşturuyor, onu söyleyeyim size. 52-80'lik bir 7 Şubatlık çalışması var. Yani gizli bir çalışma şekli var, belli. 1 numaralı Million Dollar Monkey Sonny Leon'la. 2 numaralı Artume Brandon Tapare'yle. Arkadaşlar bu 3 atı mutlaka yazalım. Çok karışık bir ayak burası. Arkasından 6 numaralı High Heaven Angela Diaz. 9 numaralı Island Winter Luis Rivera ve 7 numaralı Wildcat Dream Jose Bracco ile arkadaşlar. Şu yani buradaki karışık, yani Florida ve Kentucky Origin karışık safkanlar var burada. Bu Wildcat Dream sürpriz hanesinde, onun da bir çalışmalarına bakalım hemen. Burada herhangi bir çalışması gözükmüyor arkadaşlar, ama sahipleri Ramon Salcedo burada gizlemiş safkanı. İlk koştuğu koşuda maiden koşusunda ikinci oldu. Gayet de yani baktığınız zaman o koşunun performansını yansıtırsa bu 7 numaranın da geliri var. Bilginiz olsun arkadaşlar. 7 yazalım. 3 1 2 6 9 7 diyoruz buraya. 5. koşudayız şimdi. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar burada. Evet, yani kısa metrajlı bir koşu gibi, yani biliyorsunuz burada önü alan geliyor, yani öne çıkan, kendini atan geliyor arkadaşlar, kolay kolay geçilmiyor. Evet, burada 5. koşuda günün ikinci bankosu var arkadaşlar. O da 2 numaralı Galaktik. Evet, Ohio Origin Safkan burada David Haydar'la. Haydar. Evet, baktığımız zaman burada Haydar abi bunu iyi kullanacak diye düşünüyoruz. Zaten grubun da üstünde kalıyor arkadaşlar. En son 97 handikap puanla Mahoning Valley'de bir ikinciliğini görüyoruz. Çok daha sert grupta koşmuş bir safkan. Hani bilemiyoruz bunun AGP'sine çıkar, ne olur ne biter, ama burada bu Haydar'ın bindiği, David Haydar, Hallar, bunun bindiği safkan bizim ikinci bankomuz arkadaşlar. Sürdürek bankomuz. Ha, bunun ikili olarak rakibi de 4 Okan. Okan. Okan yani. Ama bu da Okan yazmışlar. Evet. 6. koşuya geçtik burada şimdi. Satış koşusu, tabela ayağındayız. Şartlı dişiler, 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, bu 6. koşu da bizim ikinci alternatif bankomuzun olduğu yer. Burası. 2 numaralı Immaculate Heart Fernando Salazar Becerra ile arkadaşlar, burada alternatif bankomuz bizim. Bu safkanın burada Florida Origin, 2 tane Florida, 3 tane Florida Origin var. 4 ve 8 de Florida Origin bu arada. 2 numaralı Immaculate Heart bizim alternatif bankomuz arkadaşlar. Onu da size hemen çalışmalarını da söyleyelim. Jose Atala sahibi, aynı zamanda antrenörlüğünü de yapıyor. Performans olarak çok iyi bir safkan. En sonunda da 24 Şubat'ta 49-20'lik bir 800 metre çalışması var. 3 Mart'ta da 600 metre 36 çift sıfır gibi gayet güzel bir çalışma da yapmış. Yarışa hazırım ben diyor yani. 2 numara bizim alternatif bankomuz. Arkasından kimler gelir? 4 numaralı Backsplash Edgar Paukar. 5 numaralı Black Kettle Yarmari Correa. 6 numaralı Lucky Quarters Luis Rivera.
8 numaralı Arcelor, Sonny Leon ve 7 numaralı Lady Valentina Angela Diaz. Yani 2 numarayı düşürdüğünüz zaman burayı kapatmanız lazım arkadaşlar. Kısa ve net. Yani bizim bu 4, 5, 6, 8, 7 yani sadece 1 yok. Bir de 3 yok. Gördüğünüz gibi 1 ve 3 dışında hepsini yazdık. Ama bence H işaretini kullanmanız lazım. Eğer 2'nin geleceğine inanmıyorsanız burada alternatif banka olarak. Son ayakta isim 7. koşudayız. 7. koşu günün son koşusu. Amerika'da Mahoning Valley'de. Arkadaşlar burada da şöyle söyleyeyim. 3 artı 2 şeklinde küçük kuponlarla 3 atla geçeceğiz. 5 numaralı Norton Journey TD Houghton'la normalde kazanması lazım. 1 numaralı Beble G Jose Bracco ve 2 numaralı Checkout Line Sonny Leon arkadaşlar. 5-1-2. Burası için normalde yeterli ama dileyenler 6 numaralı Drumback Charlie Oliveros'a ve 7 numaralı Green and Winds'i de ilave edebilirler. Buradaki bütün safkanların Ohio orijin olduğunu da hatırlatayım size. Yani şöyle söyleyeyim bakın yani rahat etmeniz için şunu söyleyebilirim sadece. Bu yarışı dörtlü ganyana da çevirebilirsiniz. İki tane şu son iki ayağı kapatın. Yani bu bir tavsiye. İki numara zaten burada Banco Galactic. İkinci ayak, üçüncü koşudaki 3 numara, 7 numarada Banco. Ve diğerlerini de serpiştirseniz ki ilk ayak 3 numaraya da burada Overstay'de de alternatif banko verdik. Yani rahat bir koşu 4'lü ganyan izleyebilirsiniz. İlk 4 koşu önemli olacak tabii ki diye bir strateji de üretebilirsiniz arkadaşlar nacizane. Evet, Mavenik Valley ile ilgili görüşlerimizi burada sonlandırıyoruz. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Türkiye'deki yarışlar Kocaeli ve Adana'da videolarımız da yayında. Evet. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Herkese bol şans. Hoşça kalın.